Burada kal. Kronomidler şekil ve yapı olarak sivrisineklere çok benzemektedirler. Bunun ayırımını ancak tecrübeli kişiler yapabilir. Kronomidler sulak alanda çoğalırlar. Suyun olduğu her alanda üreme potansiyeline sahiptirler. Özellikle kirli sular ve çamur zeminler üreme için sevdikleri yerlerdir. Bir kronomid yumurtladığı zaman yaklaşık 200 tane yavru bırakır. Bunlar bir hafta içerisinde önce larva ve sonra pupa dönemlerini geçirerek ergin hale gelirler. Larva ve pupaları sivrisinek larva ve pupalarından farklıdır. Larvaları kırmızı renkte 3 ila 7 cm arasında solucana benzer bir yapıdadır. Pupaları ise koyu kahve renkte kabuklu bir yapıdadır. Erginleri havada uçuşarak insanlara sivrisinek korkusu verir fakat sivrisinekler gibi sokucu, delici bir iğnesi ve emici bir ağız yapısı yoktur. Bu yüzden kan yoluyla bir hastalık taşımazlar. Fakat çeşitli bakterileri insan vücutlarına bulaştırabilirler. İnsanlarda bulunan açık yaralara değerek virüsleri insanlara aktarabilirler. Kronomidler ile larva ve ergin olarak iki şekilde mücadele verilir. Larvalarının bulunduğu kuyu, bidon, leğen, logar, foz septik, dere, havuz, bodrum, terk edilmiş bina, su birikintileri, bataklıklar, göl ve göletler, yağmur suyu kanalları ve benzeri sulak alanlarda larvasit uygulaması yapılmalıdır. Erginleri için ise bataklık başları, bodrumlar, terk edilmiş binalar, dereler kenarları, deniz kenarları, çöplük alanlar, logar içleri, foz septik içleri ve benzeri alanlarda ergin öldürücü ilaçlarını sıcak sisleme yöntemi, termal fog veya açık alanda soğuk sisleme ULV yöntemi ile başarı sağlanabilir. Bunun için işinde uzman, tecrübeli ve uygun biyosaydıl ürünleri kullanan profesyonel ilaçlama firmaları ile irtibata geçilmelidir.